Ben Hı. mesela şeyi gözüme diktim abi. Axios ne yapıyor bu koddaki? Ha işte Axios daha orlara gelmedik bile. Axios şu an ne bir, yapıyor abi? Local 8, 8, e bir request atıyor. O kadar. Tamam. okey örneklemini yapalım. Aç bir tane terminal bana. Bu kodu kapat. Bakalım Axios 8000'e 8000 sende boşta mı lan? Değil miydi? Ee, şunu yazacaksın. 8, <laughs> Python boşluk Python 3 mü var? İnşallah Bilme. vardır. Python Bakalım. 3. Var gibi. Evet. Okey okey. Tamam var gibi. Python 3. Sen HTTP server mi çalıştırmaya ha. çalışıyorsun? Tamam. Neydi ben hatırlamıyorum de böyle. Trem http.server. Ben biliyorum. Trem http.server. Böyle miydi? Hı hı. Adamsı çalışır. Tak 8.000 geldi bir de. Süper. Adammış ya. Ta Baba şimdi... Az önceki put request'ini bir daha gönder. Bu, bu, bu kenarda çalışıyor olması lazım bir yerde. Tamam çalışıyor orada. Tibact kullanamıyorum da ben bir sürü her yerde çalışıyor. Sıkıntı yok. Tamam görüyorum 5 tane açık zaten. Delayt'i değil put'u gönder. Ha, gönder. Hah, gönderiyorum. Gönder Aynı abi. şekilde Kendi itiraf etmez. Fark etmez. Mi? Fark etmez hiç miyim değil. Bunu loga gelmesi lazım. Bak geldi. Tamam mı? ...metod destekli değil falan filan diyor. Sen çünkü tamam. e, posta, Post, posta... ...response çünkü. vermiyorsun. Şimdi koda... ...geri dönmeni istiyorum abi senin. Tamam mı? Bana bu... ...logger helper function'ın olduğu yere gidebilir miyiz? buradayız Tamam. Yukarıya çık. Yukarıda bir base URL tanımlanmış. Abi... ...şimdi ben... ...Axios'a create metodu diyorum ki... ...base URL iki nokta üst üste... ...bu... Şimdi sen seer gözünden düşün. Axios'un code base'indeki olsan. Sen olsan default'ta base URL'e bir base URL'i tanımlamış mısındır içeride? Yoksa creator function'dan geldiği zaman mı? Yani şeye bakıyor musundur? Ee, base URL var ise URL'i buna çevir diye bir lojik daha aklıma yatıyor benim. Axios'un code base'inde şimdi gezmek istemiyorum seninle de. Yani... <laughs> sormaya çalıştığım soru şu. Bu adamlar şöyle bir feature vermemişler mi? Base URL tanımlayabilsin ki slash log vesaire dediği her şey Evet evet gitsin. aynen aynen tam anlamıyla o. Evet. Peki ya base URL'i hiç koymasaydım ne yapacaktı? Posta verdiğim adresten bakmaya çalışacaktı değil mi? posta verdiğim yani adres... Post bak .post diye bir nokta post verdim. Evet o da slash çalışıyor. olacağı için aynı lokalde çalışacaktı büyük ihtimal sanırım. O browser'da de öyle olur. Bu HTTP yani doğru, doğru. öyle doğru. olmayacaktır. Doğru. Demek ki arka tarafta bir yerlerde bir konfigürasyon var abi ve bu konfigürasyon içinde kuvvetle muhtemel base url tanımlı olmayabilir. Tamam mı? Evet. Peki ben objekte base url diye bir attribute eklesem az önceki yaptığım merge ile Aksiyon oh request'lerinin gideceği adresi saldırgan olarak hacker.com belirleyemez miyim? Ve otorizasyon kısmı elime gelmez mi? Şaka gibi. Evet. Ben... Ya, hmm. evet base URL'ı override ediyorsun. Tüm yeni request'ler yeni base URL'e gidecek. Evet. Mecburen. Şimdi bunu bunu yapmayı deneyebilir yöntemi... miyiz ya bunu? <laughs> Deneyebiliriz. Şimdi bunu denemenin yöntemi şu abi. Az önceki Python kodunun çalıştığı yere geç. Buraya aşağıya bir terminal daha aç abi. Evet, evet, Yukarıdaki şey çalışsın. Ya. Bir Bu tane da. daha aç aşağıya. Bu sefer de üstteki Python kodunun aynısını yaz. Mhm. localhost 2. üst üste 1337. İnşallah çalışır. Çalışmazsa chat yardımcı olsun. Ee, o zaman direkt 1337 yaz. Port, port veriyormuşuz, port veriyormuşuz. Okey. Sadece port mu diyor? Yok, direkt 1337 yaz abi. Ha ha, şey tamam anladım. Okey. Şimdi sana neyi mimik ediyorum? Yukarıdaki gerçekten orijinal bir logging servisi içerideki. Hı -hı. Aşağıdaki de saldırgan olarak hacker.com. Şimdi abi... Şimdi senden istediğin Node.js'i bir o ekranımıza dön Node.js'e curl request'leri gönderdiğin. Şimdi senden istediğim abi şunu yapman. Bir şeyi bir kapat, başlat ModJS. İçinden geçtik, bir dünya bir şey gönderdik. ne diyor ya. Bir sıfırlansın alet. Override ettiğimiz işte başa bir dönsün. Peki. Şimdi curl request'ini gönderdiğim vardı ya put olan. Ha, süper. Şimdi abi aşağıda candle tur true diyorsun ya. Tüm saldırıları aynı anda yapalım. Candlelight turudan sonra bir tane virgül koy en aşağıya. Bir saniye. Aha. <laughs> virgül, çift tırnak. Base URL mi diyeceğim? Aynen abi. URL'in hepsi büyük. Aynen. Base doğru, URL. İki nokta üst üste. Eş tipi, iki nokta üst üste. Slash slash. Localhost. 1337. Bu olursa ben bırakıyorum. Bir daha da JavaScript'te server yazanız. Bu enter'a. Okay diyor. Bir dakika. <laughs> <laughs> JavaScript bok gibi dildir arkadaşlar. Sakın kullanmayın. Bir palçet. <laughs> Bu daha sonra niye JavaScript, niye Go falan filan dediklerinde vereceğim cevap çok belli oldu be abi. Sen niye bana bunu seneler önce yaptırtmadın? <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş ya. Nasıl baktığımı anlıyor musun okuduğum koda? Evet abi. Yazdığı proje. Yani gerçekten yani... tam olarak demek istediğini anladım. Hani ikimizi ortaya koyalım. Hani aynı koda beraber bakalım. Nasıl bambaşka iki şey görüyoruz? Hakikaten bambaşka iki şey görüyoruz seninle yani. Hani wow. Ya, ve bunu yani az önceki kodu yazan herhangi bir developer'ı da suçlayamıyorum. Çünkü mindset o değil. Anlatabildim mi? Mindset o olsa yani bunu hayal etmek de hadi geçtim. Şimdi asıl hikayeye geldik. Nasıl çözeceğiz bunu? <laughs> evet nasıl çözeceğiz abi bunu? Open source kod yazmaman lazım. Yani server kodlarını kesinlikle şu an GitHub'ı açıp Ha kafamda bir yepyeni anda, bir şey planlandı ya. Bir anda merkez sağcı oldu çocuk. Abi kodumuz kimse görmemeli. <laughs> abi görmesi kimse. Bu ne aga? Ben şu an yani bıraktım olayı. Saldım. Bu ne? <laughs> Kitap kötüdür. Kitap boktan bir şeydir. Opusos çok kötü. <laughs> i̇şte neden abi? Hani Staff Engineer ile tamam mı? Security Researcher'ın birbirinden farklı olduğu yer tam olarak burası olmaya başlıyor abi. Sen bu JSON'ı user'dan almıyor olabilirdin abi. Sen bu JSON'ı herhangi bir third party servisten çekiyor olabilirdin. Güvenemezsin. Anladın mı neden evet. Zero Trust'ı anlatmaya çalıştığımı? Ha ya yani birazcık daha kültürü vesairesi birazcık know olan insanlar burada şema bazlı validation yapar. Abi o prototype'ın hiç gelmemesi lazım. Farsa bile. Tamam mı? Hani, evet. Ya merge e gelmeden validation da bitme. Sen validation dediğinde aslında şema bazlı validation'ları da konuşmamız lazım bir kere önce. Evet. Yine. Yani evet. orada additional bir parametre de olmamalı. Ama bunu bunun bunu niye olmasın amına koyayım diye sorsa biri valid bir case anlatamazsın. Evet aynen. ha. Anladın mı? Aynen. Şey evet aslında benim en başta gittim hani benim için red flag olan input validation'ı yok sorusunun hani input validation'ı yapıldığı vakit o zaman oradaki o input validation'da eğer gelen objede sadece text key'i varsa ve bir stringse ise validate değilse invalidate diyerekten bir ihtimal çözebiliriz gibi geliyor bana bu. Ya burada aslında hani sorunu çözmüş olmuyorsun. Çünkü belki de bu merge function'ı deep time bir yerlerde bir helper function ve başka bir developer başka bir yerde çağırıp kullanacak abi. Sen sadece suyun geldiği yerin önüne set çekmeye çalışıyorsun. Bu mu abi bizim hani depth in defense yaklaşımımız hayatta? Olmaz ki. Ama ya hani demek istediğim şey Burada sadece onu yaparak tamam oldu demek değil de input validation'ı yapman lazım gene de ama tamam, yaptığında burada okay. buna gelebiliyorsun. Çözmüyor. Çözmüyor, çözmüyor çözmüyor Hayır hayır. Şimdi... Buradaki sorun çünkü JavaScript'in temelinden gelen bir sorun var. <laughs> i̇şte burada abi Lodash'in merge'ine de ya veya da benzer işleri yapan tüm fonksiyonlar bence şu kritik soruyu sorman ve görmen lazım. Tüm hikayenin olması için merge'e ihtiyacım var. Değil mi? Evet. Merge kaldırsam bitiyor değil mi her şey? Hiçbir şey yapamıyorsun. Bunu kaçırıyor insanlar. Çünkü birazcık kendine güvenmediğin sularda bulunduğu zaman oraya buraya vesaire JavaScript'e kafa gitti. Birçok şey öğrendin çünkü. Ama sorunun olduğu yeri kaçırıyorsun. Sorun merge olduğu anda var. Bu zafiyet aslında Lodash abi internal property'leri override etmemeliydi. Tamam mı? Bu zafiyet 3 sene önce kapatıldı. Tamam mı? Peki sen farklı versiyonu mı? mu kullanıyorsun şu an? Eski versiyonu mu kullanıyor peki şu an? Bu, bu case için tabii ki de spesifik eski versiyonu getirdim ha. ama şuna bakmanı istiyorum şu anda, peki. tamam mı? Son versiyonunda başka bir şey olup olmadığını kim garanti ediyor? Yani bundan e, t zamanında da bu zaten vardı. Şimdi şunu düşünmeni istiyorum. Merge fonksiyonunu lodeşte yazan adam olsam bu zafiyeti nasıl çözersin? Deep recursive merge yapıyorsun abi. Bir fikir ve idea biraz duymak istiyorum aslında senden. Nasıl çözülebilir? Bu esnada da ben sana lodeşim bunu çözdüğü komiti buldum sen konuşurken. Tamam. Yani ee, hani o... öyle bir noktaya getirdin ki beynimi şu an. Hı -hı. Yani beynim sadece şunu söylemek istiyor. Çözülemez aga bu demek istiyor ama çözülmüş. Belli. Gel peçe bakalım. Attım linkini chatten. Tüm chatte görüyorsun. Yani aç, şeye bak. Hemen bir, bir, bir ufak bir fikir üretebilir miyim? Lütfen. Büyük ihtimal şey ııı e şey çeki yapıyor. Has on property çeki yapmaya başladı. Ama has on property çeklerinin çalışması için versiyon 6'da olman gerekmiyor mu baba? Yani ben yani öyle bir şey... fonksiyon yazmak istiyorum ki tüm ekma versiyonlarında hani e, daha en eski browser'larda bile çalışmalı. Has -on da... property bildiğim kadarıyla eskiye kadar gidiyor senin dediğin gidiyor has -on. O zaman ben yanlış... Evet. Has mı karıştırıyorum? Peki aç abi full screen ver bize. Dur ve... Göreceksin. Çok hoşuna gidecek. Çünkü iyice neravdan edemiyorsun problemin nerede olduğunu kafanda. Yeni gelen koda bak abi sadece. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı ama. <laughs> Okey. Yani Şimdi... values da eğer object'in protosuysa değil mi? Yani object protoyu bir yerde cache'lemiş olmaları lazım. Bir saniye. Ha object proto zaten hepsinde available büyük ihtimal burada. Çünkü tek dosyada yazılmış hepsi. Adam e, şimdi buradaki en çok tüm chat'in de gördüğü hikaye şu. Hayatında gördüğüm en tecrübeli yazılım geliştiricilerden biri bile hani şu anda kafası yanık nereden nasıl çözeceğim diye düşünüyor. Şimdi Umut burada yalnız değil. Hepimiz Umut'a sarılı. Hayır bunu herkes böyle yaşıyor hayatında arkadaşlar. Hani yani hayatım boyunca onlarca yazılımcı geliştiriciyle çalıştım ettim. Hani mindset'in farklılığının ortaya çıktığı yer tam olarak da burası. Çözme konusunda da nereye bakacağını bilemiyor. Çok normal. Çünkü başka bir disiplinden konuşuyoruz burada. Hani o yüzden Evet abi. Yani İşi nereye down edemiyor. Farkındaysın işte merge'e gitmesi gerektiğini direkt göremiyor. O merge'in içerisinde nasıl çözeceğiz aman okuyayım onlarca şeyin arasında çok basic abi. Beni zıplatan şeyi bulman lazım prototype chaining'in içerisinde. Hani neden ben bam diye görebiliyorum? Çünkü ben 20 yıldır bu suda yüzüyorum. Sular çok farklı. Yes. Bugün koltukları değişelim. Bu adamın çektiği içlerinin 10 katını çekerim ben. Hani hayat da öyle. Onu da anlamak lazım ama eyvallah, eyvallah. mindset'in Hani ne kadar farklı olduğunu yani onlarca örnek anlatabilirim bu case'in üzerinden sana. Yani hani e, bunu abi... sadece backend konuştuk çünkü sen daha yakınsın. Frontend'i e hmm. düşün abi. Hmm. Mesela hmm. mesela location hash'ten sonrasındaki yani location search tarafındaki her şeyi otomatize alıp bir şekilde array build eden library'ler var browser'larda çalışan. bunlardan bir dünya XSS oluşur. Çünkü nedense browser'da çıkıyor. Okay. evet abi sadece backup de değil daha da büyük bir Hı -hı. dünya düşün. Yani da... şöyle söyleyeyim ben sana ben browser tarafında bunları çok hani şeyin farkındasın ya hep browser'da çalışan bir insan olarak ben kullanıcıdan alıyorsun ya her türlü input'u o yüzden hiçbir zaman güvenmemeye alışığım mesela. Aynı konteksti sen bana gelip Node.js server değil de Browser kodunda sorsaydı belki daha net, net yakalayabilirdim çünkü oradaki kafa yapım benim her daim şeye browserda çok safe olman lazım hatta şöyle bahsedebilirim bizim bir şey safe hale getirmenin en kolay yollarından biri de servera taşımaktır servera taşıyıcı safe olduğunu düşünmek falan değilmiş en büyük anda. en büyük illusionlardan bir tanesi zaten bunu anlatmaya çalışıyorum bir şey yani bir şey güvensiz Aha. her yerde güvensiz olun yani hani anlamı yok iki bu case'in aynısının browser'da olacağı yapıda otomatik mesela URL params diye kütüphaneler var değil mi? URL'deki mesela uh -huh. parametrelerini alıp sana bir obje olarak veriyor. Evet. Hani. E aynen. Mevcuttaki e, de. yapıyla da bunu da deep merge ederek oluşturmaz. Her zaman merge olmak zorunda da değil. Property update eden bir recursive function call'da da aynı şey olur. Yani şöyle düşün, bir A yani mesela düşün ki name parantez içerisinde A yazıyor eşittir B diyor tamam Hı -hı. mı? Ben A'yı kontrol edebiliyorsan burada bir şekilde gene abi aynı iş oluyor. İlla merge olmak zorunda değil hikaye yani. Anladım. Anladım. Yok yok her halükarda sen bir property'ye bir şekilde bir değişiklik yaptırtabiliyorsan dışarıdan veya hani herhangi bir şekilde değiştirtebiliyorsan bunlara ha. açılabiliyor bir anda alan. Evet. Bunun bu arada bunun örneği elimde çok hızlıca verebilirim sana okumak istiyorsan şu anda bir front end tarafında da bir simple. Olur, hani Çok olur uzun olalım. oldu biliyorum bir buçuk saat oldu hani ama yok. E, belki bir sonraki yayında bakalım dersini hatırlıyor mu diye ben öyle bir ufak challenge öyle yani. olur. Öyle yapabiliriz aslında abi öylesine yapalım. Benim bu, şurayla ilgili diyebileceğim şey şu bak Lodash'in 4 kaç versiyonu e locklamışsın abi bu işin ne kadar zor olduğunu. 3-4 sene o bakış büyük ihtimalle o bakış açısının farklı olduğunu en büyük kanıtı 4 17, versiyonunda bu versiyon da hala fiksi değil. 4 tane major versiyon geçirmiş abi. 4 tane major versiyonda hala bu açıkla gelmiş buraya. İşte bu da tam olarak bana sorarsan bir software engineer bir secure bir software engineer bakış açısıyla yazılmış bir library olduğu için işte hani benim yaşadığım problemleri yaşıyor hala herif. Yani ama şeyde kırar. Bunu mesela backward compatibility tüm versiyonlara uygulayabilirsin, değil mi? Ama evet. versiyon 2'yi kullanan 5 yıldır çalışan adamın günahı ne? Belki değil, bu buradaki evet. bu, bunu feature olarak kullanılıp hayatının kolaylaşan insanlar var. Evet. E de hani Doğru. Atabildim. belki de var. O yüzden her bug'ı backward compatible release alamazsın da hayatında. Yani Doğru. adamın içinden geçiyorsun. O yüzden burada abi adamı laklıyorsun ve diyorsun ki yani 4-17-4'ten sonrasında çık. Şimdi bu, 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 size şunu öğretmesin dostlar. Ne yapıyormuşuz? Her zaman kendimizi en son versiyona itiyormuşuz. Delusion. Bunu 2018'de diyen adam bunu yaşıyordu hayatında bu zafiyeti. Son versiyondaydı. Ne oldu? Hani yes, security aynen. açısından boş değil ama senin sırtını dayayabileceğin güvenlik de sadece orası değil abi. Onu demeye çalışıyorum özetle. Şu, burayla ilgili söyleyebileceğim şeylerden biri de şu oldu açıkçası. Şimdi biz Twitch, ben Twitch'te çalışırken herhangi bir package, package herhangi bir şey eklememiz için baya baya bir şeyden geçiyordu. Sebebi de buymuş abi. Şu an anladım. Tamam. Sen hani sen yani... bir tane daha link atacağım. Bu linke tıkla bana istiyorum. Harcamayacaksın değil mi beni? Yok, bitti Çalışışı tamam. bitti abi. Okay. <laughs> Şimdi sen okumadan, kaybolmadan ben sana anlatayım. Tamam. Tüm popüler library'lerin içerisinde e, bahsettiğimiz property pollution'ı kirliliği nasıl yapabilirsin hmm. database'i abi? Lodeş'teki olan case var ya, base URL override edebiliyorum ya, bu bir case. Mesela şu anda hmm. Mesela belki de bu eğitimden önce mesela zoom in yap jQuery XHTML'e bak abi mesela tamam biraz daha zoom ver bize. Hani şurada mıydı o? Bir tane hani... seç işte. Bunlar bazıları fixlenmiş, fixlenmemiş çok var. Fixlenmemişlerden de bakabilirsin. HTML demişti ona bakacağım bir. Hadi lan çık karşıma. Hah. Bulduk mu? Mesela şu. Bu dur abi harika. Evet. Mesela, ah, mesap bak iyi mi? abi. Bu kod örneğine bak. Eğer bir şekilde saldırgan prototype div ekleyebiliyorsa, tamam mı? jQuery'nin run ettiği an itibarıyla abi DOM'da execute ediliyor deyip. Çünkü jQuery'nin çalışma mekanizması öyle. Öyle yani, evet. Ya yani ben prototype pollution yapabilir isem, bam cross site scripting'e sahibim. Bu sadece jQuery'nin mi suçu? Yok. Axios'un bahsettiğim base URL'i override etme tree'i Axios'un latest versiyonunda var. Axios'ta var mı şu an bu o yaptığınız olay? Axios'ta var evet. Ha bildiğin Axios Çünkü... kullanma diyorsun kısa bir zaman. Hayır. Hayır abi. Hani neyi örnektiğine dikkat et diyorum yani. Anladım tamam. Bunun çözümü gene... Aynı şekilde yani bir proto... farklı şeyler abi bunlar. Yani adam ne yapıyor? Diyor ki konfigimde işte divim var ise çalıştır diyor. Tamam mı? Yoksa çalışmıyor. Sen objektin properties'ine gidip divi tanımladığında dive gitmeye çalıştığı için kod bir öncekinden gidip buluyor ve çalışıyor. Sen bu kodu çözemezsin. Bu kod okey. Senin abi prototype'ı polite ettirmemen lazım. <laughs> evet, kısaca <laughs> hani... olay o. Ha, kısaca olay o. Hani çözemezsin çünkü. Yani mesela geri Hı. gel bir indekste az önceki bir bir, bir, bir geri gel bu Rappel'ın sayfasına. İn aşağılara. Onlarca tanıdık şey göreceksindir. Vue.js. Bak Allah'ı var. Latest versiyonunda Vue.js'in Allah'ı var. Bak. Neden React kullanıyorum? Bundan. Şaka yaptım. bilmiyorum. Abi. Önce. Abi. Fetch diye bir komut var ya browserda. Kullanıyor evet. musun veri çekmek için? Tabii ki. Browser'ın fetch metodu Evet. Inherit aldığı yer ne? <laughs> Bu browser'ın Bilmiyorum içinde bile abi. var. <laughs> Fonksiyon. Fonksiyondan anladım. Direkt fonksiyondan. Bak, abi browser'ın yani ben fetch'im bile tamam mı? Hangi adrese gideceğini override edebilirim. Tek bakacak, tek ihtiyacım ne biliyor musun bunun olabilmesi için? Bak, browserdaki native function'dan bahsediyorum. Tek ihtiyacım ne biliyor musun abi? Sadece function'dan inherit alan bir şeyde, hani, polijin yapabilmek. Çünkü proto değil, function override edebilir hale geliyorum. Çok üzüldüm ya şu an. <laughs> Gerçekten. Welcome to my life, Uğuşirin. <laughs> Vay arkadaş ya. Gerçekten hazırlanmamış halin buyduysa senin hazırlanmış halini çok merak ediyorum abi. Hani gerçekten. Gerçekten baya hani büyük aydınlanma. Yani sen anlatırken runtime'de birazcık ayarlamam gerektiği bir şeyleri. hani <laughs> Ama sen, sana soru sorarken bir yandan da onu ayarlamak biraz yordu ama. Hani, Eyvallah. E, çok iyiydi abi. abi. Çok iyiydi ya. Gerçekten ben hani şurada şunu da gösterdim bana. Sonra da işte hani bunu eğer eğer ben bir şekilde şunu değil mi hani şu sağ evet. taraftakini bir şekilde modifiye ettiğim an GG istediğim her yeri yönlendirebiliyorum senin yaptığın request'leri falan. Bu normal. Çünkü bu bir feature dünya. Evet. <laughs> ya programlama dilinden gelen bir feature. Evet. Neden encapsulation dediğimiz case'in hardcore uygulayan diller daha güvenli diye bir yaklaşım var genellikle. Teorik olarak evet ama teorikteki hiçbir şey pratikle doğru da değil hayatımızda. Yani, yani hani... bir şekilde Jason'ı pars etmen gerekiyorsa gene bir, ne, bir nevi bu şey açık bırakıyorsun kendi gibi geliyor bana. Çünkü Jason tipsiz bir hani veri yapısı. Ama sen herhangi bir şekilde encapsulation'ın çok yüksek olduğu bir dile geçsen bile gene en nihayetinde of json'ı parse edip senin kendi objelerine çevirmen gerekiyor. Sen o noktada o face json'ı parse etme sürecini algılayabiliyorsan gene şeyin gene yapabilirsin bunları gibi hissettiriyor Ama bana. Ama bu konu json'da değil abi. Karıştırdığın yer bu konu merge'de. Deep merge evet, işte. etmekte. Gene Sen geri geldi. Yani farklı bir programlama dilinde iki tane objeyi deep merge etmek istediğinde hani bir property public'le erişilebilir hale getirebilmek için oturup setir getir yazmak zorundasın. Doğru diyorsun. Doğru bu diyorsun. itiyor insanı bir yerlere hayatta. Ben demiyorum ki bu dil daha güvenli. Neden type dillermiş böyle falan. type dil yazan adamların her gün uygulamalarını patalı kütüre bizim ekip omuzluyor abi. Hani hmm. konu onda değil. Ben daha farklı bir yerden aslında konuşmaya Anladım çalışıyorum. Ben. Umarım... Ee... Bekledi, beklentilerini karşılamıştır bir eğitimde. Benim mi? Benim ha. üst düzey karşıladı. Umarım bizim kampüsten gelen arkadaşlar da buralarda hani da başka webci veya hani yazılımcı olmak isteyen arkadaşlar da izliyordur bunu yani. Hani çok üst düzey bir başlangıç oldu benim için. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık ya. Ciddi Çünkü sen de çıtayı biraz yukarıya koyuyorsun hani açıkçası ama şeyin Devam. de olmasını istedim. En junior seviyedeki insan ile en senior seviyedeki insan Aynı yerde, aynı şokla, aynı ilginçlikle bakıyor. Siber güvenliğin en güzel yanlarından da biri bu. Bizim oyunumuz bu. Bizim işimiz abi hayal kurmak. Aynen. Birinin düşünmediği bir şeyi düşünmek. Ve hani sonrasında oturup bunun olması için uğraşmak. Ve konuyu getirdiğimiz yani sana şeyden girme. Mesela çok da güzel hoşuma gitti biliyor musun? Hani sana bir yerden konuyu senin getirmeni istiyorum. Hani o yüzden Aha. soruyorum bir dilin en güzel yanı ne? hani falan bir şekilde senin prototype'a gelmen lazım. Senin merge için lodash demen lazım. Ben şimdi şurada bir tane deep merge function'ı ben sana yazdırırım. 5 satırda yazılır. Ama ben koda lodash'i koydum. Çünkü predict ediyorum. Bu çocuk bunu diyecek büyük ihtimalle diye. Hani Labo ona göre hazırlıyorum ki sen lodash de ki ben buraya geçeyim. Behind the scene'i sen. abi. <laughs> sen var ya sen adam beynimi okumuş. Geleceği okumuş resmen. <laughs> <laughs> mentalist herif, mentalist. <laughs> çok çok gerçekten hani dediğim gibi iyi bağladık abi. Hani e, şu an gerçekten aslına bakarsan neyi tam olarak anladığımı bilmiyorum fakat Sildirmen kafamda lazım. Evet, kafamda bir şeyler açıldı ve bu kesinlikle bundan sonra yazacağım kod stiline kesinlikle çok büyük etkisi olacak bir yayın oldu. Hani Abi ne olacak ya npm install yap yok kanka dur bakalım artık bu daha sonra böyle yani hani neymiş bu kod otur, otur oku araştır ne alıyorsun i̇şte, çünkü yani defense in depth dediğimiz hikaye yani zero trust'ın development dünyasındaki karşılığı bunlar çok büyük topikler abi Hı -hı. hani yani şu teyzi bile sen algılamaya çalıştığında neresinden tutacağını şaşırıyorsun şu anda hani bir düşünmen lazım Jason Pars'tan mı acaba hani çünkü sen sadece dedi ki teknik sorunu çözmeye çalışmıyorsun. Kümülatif bir çıkarım yapmaya çabalıyorsun ama neresinden tutacağını şaşırıyorsun böyle hikayenin. Çünkü evet. çok kor bir yerden geliyor mevzu aslında. Evet. Ya hani yani e... insanın hiçbir şekilde hani buradan var olabilir özellikle benim kafamda bir insanın buradandır kesin diyebileceği bir yer değildi burası. Gerçekten sen beni hani o kadar en bakmadığım iki satırdan vurdun ki beni. Tamam mı? İki tane satır var ve oraya bakmıyorum. Biri underscore merch, biri de Axios'ta yarattığın client. Çünkü neden abi benim kafam? Ben bu ben bu kütüphaneleri içeriye getirdiysem zaten bunlara güveniyorum. Geri kalan her yere güvenmiyorum. Tamam mı? Oraya güveniyorum. İşte buradaki Sen en büyük şey. Axios'a baksan da ne olacak ki? Anlayamazsın ki. Yani Hangi gözle bakacaksın? Ne arıyor olacaksın abi? Hani Ya orada demek yani, istediğim şey o zaten. Sen oraya bakıyorsun, yok. ben bakmıyorum yani. İkimiz arasındaki şey o zaten. Hani ben bakacağımı niye hiç düşünmediğim bir yerde. Ben mesela bir gün yataktan kalkıp bugün Allah'ın adıyla aksiyosu kod base'ine bakacağım diye gelmiyorum ki. Sen biraz daha farklı bir yerden. Sen de mentalist gibi düşünmelisin. Çok eski ve güzel bir diziydi. Sence işte. beni buraya ne getirdi? hayatta. Sen de birazcık saldırganın buraya nereden geldiğini anlarsan beni deli mi sevdi de kod codebase'inden bir şeye bakıyorum. Hayır abi. Hani. Tamam mı? Aha. Adamın adamın twitter vakti zamanında ben bu hikayede bir tane codebase'in içerisinde twitter hapisinin adamını leak etmeye çalışıyordum codebase'den. Hani. Aha. Okuyordum okuyordum. En sonunda dedim ki Axios'un bu yapısını merge edebilecek bir şey olur mu? Çünkü elimde merge var Deep merge override edebiliyorum ve anasını satayım. Nasıl yapacağım deyip kendimi orada buldum. Beni aksiyosu o götürdü yani. Ama Çok konu iyi. nereden abi? Pollution'dan çıkıyor her zaman. İlk yola çıktığım yer her zaman orası oldu. Ve bir de işte genelde sana demin bahsettiğim gibi ES6'ya geçtiğimizden sonra class syntax'ının gelmesi bu işleri yani şu an son 3-4 senedir JavaScript'ı yazmaya başlayan arkadaşların çoğunun Prototypal Inheritance ilgili çok büyük bir fikri olmadığına neredeyse eminim. Nasıl lazım? Ee, yani? işte halbuki olması gerekiyor. Hani öyle bir durum var ki JavaScript ben zaten hiç sevmiyordum Class Syntax'ın gelmesini. Çünkü hani senin yazdığın koddan uzaklaştıran gereksiz bir abstraction bence. Bu yüzden hani normalde sen prototipleri kurarak prototiplerin bu kadar zırt pırt birbirlerine eşitlerine bilen bir şey olduğunu bilmediğin için bunun olabilme ihtimalini düşünmüyorsun bile. Çoğu zaman şeyi düşünsene abi hani yeni bir dilden geldiğinde ve o dil fonksiyon pes etmeyi bilmiyorsa, fonksiyon pes ettirmiyorsa tamam mı? Sen yeni fonksiyon, yeni şeye geldiği zaman, JavaScript'e geldiğin zaman ne diyorsun sen fonksiyon mu pes ediyoruz etrafa? oluyor ya. Bu da aynı geyik. Burada bir class var. Nasıl yani? Class'ın prototype'ını mı okuyabiliyormuşuz? Oluşabiliyor. Eee... Ama o yüzden iş, işin hani... güzel yanı ne biliyor musun abi? Bu konu iyice soyutlaştıkça yazılımcı bu dünyada ve bizim gibi tiplerin dünyasını da merak etmedikçe en büyük eksiklik bu hayatta. Yani hani bence sinyırlığa security dokunuyor o katmanın bir yerine. Kime sinir denir discussion'a girmiyorum da bence dokunuyor. Ben hani ekranımı değil. kapattım bu arada eğer ben bozduysam senin bir şey. Çoktan. Yok sorun yok. Tamam. Ee, hani dokunuyor, bilinmesi lazım ama sen atıyor versiyon altında tüm her şeyi klaslarla ve serlerrle setter'larıyla yapsam bile underlying'de böyle olması gerekiyor hikayenin evet. gene. Yani gene bir ben abi objektin prototype'ına bir şey inject edebiliyorsam iş zor. Şimdi bu işin mitigation kısmını en temelde konuşmamız lazım abi. Hani bu işi nasıl mitigate edersin? Ya yani, çünkü merge olacak illa diyelim. Hani anlatabildim mi? Ya o Adamın yaptığı gibi whitelist kontrolü mü yapacaksın. nokta nokta proto vesaire diye. Evet. Hani o da çok doğru bir yaklaşım değil. Hani bunda bence en temelde olması gereken şey. Sen mesela atıyorum user oluşturuyorsun ya hani atıyorum işte const diyorsun user diyorsun bir obje yaratıyorsun ya. Bu tür şeyleri hani eee Bence kullanılabilecek birçok yerde set ve mapleri kullanmak lazım. Çünkü set ve map her zaman bu seni şey chain'inin haricinde bir yerden açıyor abi sana kapıyı. Yani şeye sahip yani ben map'ten aldığım bir yerden inheritance ile objeye falan erişemem. Map, map oluyor JavaScript. Evet, tamam evet yani, doğru diyorsun. Evet. Yani bunları neden kullanmak lazım? Hani bahsedilmesi gereken şeylerden biri o olabilir. Bir diğeri de abi freeze'ler var. Object freeze. Yani Evet. hani... Demek ki bunu çağır, bunu kullan. Niye koymuşlar adam oraya freeze diye? Çünkü sen o objektin propertilerinin update olmasını engelliyorsun çağırarak. Ama bunu tabii bizim dünyamızda yok. Bunu <laughs> kullandığımız merge function'ı merge etmeden önce freeze'liyor mu? Ediyor mu? Etmiyor mu? Onlara ee, bakmak gerekiyor yani. Ama freeze dediğin zaman da bu sefer nasıl merge ettireceksin? Ee, merge et... Yani tüm propertileri mi... Yani şöyle freezelersin. Objekti objektif ob, freezelersin runtime'ının başında. Hiçbir şekilde yeni property eklenmez objektine. Object nokta şey, object nokta prototype'ını freezelersen sesli düşünüyorum denemedim. Hı hı. object nokta prototype'ı freezelersen abi adam <laughs> bir şey ekleyemez. Yani istediğin gibi merge. doğru. Doğru. Ama Çünkü, o noktada farz edelim ki string'i string'inkini hallettim bu sefer. Çünkü protokoldan generate ediliyor. Ama... Aynısı mı oluyor? Aynısı oluyor gerçi. Evet haklısın. Yani string de objekten almaktır. Ya yani bu tür evet. case'lerin %99'unda framework spesifik konuşmazsak az önceki bahsettiğimiz case'lerin detayına girmezsek bu tür case'lerin %99'unda objekte poison edersin abi. Tamam Anladım. Anladım String de bir şey poison etmezsin. Çünkü stringten inherit alan bir şeyin olmuyor. Stringdeki bir şeyi merge edeceksin. Stringe noktayı koyuyorsun, çıkıyorsun, objektesin. Hani anlatabildim mi? Anladım. %99'unda her zaman objekte property'yi sokuşturuyorsun ki hani bu da engellesen çözülür. Peki sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi herkesin bir MDR sek yayınına çıkıp da bunları öğrenmek gibi bir şeyi yok. Değil mi hani bunları nasıl öğrenebilirim dediğim zaman ben bir yazılımcı olarak bir evet. güvenlik macerasına güvenlik kod yazdığımda emin olmaya doğru nasıl bir yol alabilirim abi? Abi meraktan başlıyor hikaye ya. Yani senior evet. adam için konu meraktan başlıyor. Yani onlarca güzel kaynak var çıkan güvenlik açıklıklarını takip edebileceğin ve bunu ile alakalı olanlarını alıp study edebileceğin. Başlayacağın yer güvenlik kodu yazabilirim nasıl yazabilirim değil. Öncelikle saldırganın mindsetine öncelikle nasıl bir hacker olabilirimden yola çıkman gerekiyor. Ağladım. Çünkü Ağladım. onu anlamadığın zaman eğreti duruyor abi. Tamam mı hikaye? Hani ee, ki yakalayamıyorsun yani hani anladın mı grasp edemiyorsun yani, sen az önceki gibi onun için aynen öyle abi bu, bunun için çıkan güvenlik açıklıklarına ilgi alanında java ise bu alanda çıkan güvenlik açıklıklarını okuyacaksın abi yayınlanıyor bol bol codebase kitapta açık okuyorsun nasıl patch demişler aa bu niye olmuş indir proof of konseptini kendi lokalinde yapmaya çalış ve oradan hayal et de ki Anladım. bu neye sebep olabilirdi başka nasıl olabilirdi gibi gibi bakmak gerekiyor. Yani. da en çok önereceğim şey bu. Çünkü hayvan gibi kıymetli know var abi. Çok rahat yol alabilirsiniz. Evet doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ve bir de hani bahsettiği gibi zaten hani olay zaten nokta atış yerlerde. Ve senin yazılım bilgine atıyorum ben senior san bir alanda. Hani onu kapatmayı oradaki problemin ne olduğunu algılayıp evet. o problemi çözebilecek seviyeye getirmeli benim kafam. Doğru diyorsun. Hani o noktada. Olay problemlerde ve bu problem nasıl açık evet. bir açık olarak kullanılabilir bir hacker tarafından. Dolayısıyla benim ona karşı işte white hacker diyeceğim geliyor da değil büyük ihtimalle de ben ona anti hacker oluyorum orada kendimce. Ya işte ama o adamın dünyasını birazcık anlaman gerekiyor temelde Aynen. dediğim gibi. Bir sonraki yayının tarihini belirlediğimizde duyuracağız değerli arkadaşlar hani. Oraya da bakalım dediğim gibi bu seriden bir 4-5 tane case'imiz olur aklımda var benim heveslendiğim güzel vakalar var şu anda sizlere getirmek tamam. istediğim hani bir çete sormak istiyorum bir yoklama alalım gerçi 240 kişi kalmış hani insanlar çıkıyor günün sonuna geldik ufaktan çünkü. Yok, benim ufaktan kaçmam lazım zaten. Benim Aynen. Chat beğendiniz mi? Beğendiyseniz Uhuşir'in için bir alkış alayım gerçekten. Hayatımda gördüğüm en kaliteli öğrencilerden biriydi. Tırnak Eyvallah içinde abi, söylüyorum abi. Ederim. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Arada. Çok güzel. Estağfurullah. Öğretmen. Ben teşekkür ederim. Çok da tam tam tadında güzel oldu ya. Hadi chat görüşürüz kapatıyorum. Hadi. <laughs> baş Hadi. baş. Hadi.